Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet, 26 Aralık Salı Adana yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, Adana'da 7 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Bir altımız olacak. Tabii ki bizler e, 7 plase 1. 3. gayen olacak arkadaşlar için bir şeyler aktarma çalışacağım. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Evet videomu izlerken ve dinlerken bir beğen butonuna basmanızı önemli rica ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet e, videoları geçmeden önce bugün Bursa koşularımız vardı. Maalesef Bursa koşularında iki tane banko ismimiz vardı. Biri üçüncü ayakta güvendik e, demiştik. Rakip hanesini 1 ile 4 dedik. 1 ile 4 biri birinci biri ikinci oldu ve de son koşuda 5 nolu Işınlı e, Mehmet Kaya'yla artık bu grubu geçmesini bekliyordum. Rakip hanesini 1'li 2 önerdim. 2 nolu safkanımız geldi. 6'lı gayrimiz 3361 TL verdi. Ee, i̇lk e, ilk 5503 TL gibi güzel bir ikramiye verdi. Zaten Bursa para verir dedik. Ee, maalesef iki bankomuzdan yanıldık. Rakip tuttuğumuz safkanları önerdik. Rakip safkanlar geldi alternatif banko adayımız 8 nolu safkanımız 7. koşudaydı. 1 2 arkadaşlarımız e, bu 8'te katıp 5'i yıkmışlar. Yani 5 1 2 olarak bırakmışlar. 8'i banko değerlendirmişler. Zaten kafada bir e, Hegel yani bu grubun e, çok çok üstünde demiştik. Rakipte de 8'e 7 nolu safkanlar dedik. Sovataş sürpriz yaparsa dikkat. İkinci e, ayakta 2 nolu safkanımıza dikkat çektik. 1 nolu safkanımız El Patron yani sürpriz bitti. Dördüncü koşulu zaten dört nolu Mahirini e, üstüne basarak ilk safkan olarak önerdik. E, beşinci koşuda zaten yakın doğu ikinci atımız 6.80'le geldi. Üç nolu safkanımız yani burada önerdiğimiz bir safkandı. 4-5 yeterli gibi ama 9-3'e çok çok dikkat dedik. E, 9-35 gibi Ganyan'la geldi. Ee, sonra zaten 7. koşta alternatif bankomuzdu. 8. Ee, koşta 3 nolu sapkanımız, kafa atımızdı. Burada çifte alanlar çok olmuş. Ee, güzel çifte e, yakalayan arkadaşlarımız var. 5 ee, lira gibi çiftesi verdi. Son koşta aynı şekilde maalesef bankolardan yattık. Ama e, başka yerde de banko atıp değerlendireyim ikinci altılı için söylüyorum. 1. altılı için tutturduk diye e, bir şey gelmedi ama e, yani Bankolarımız maalesef bizi yanılttı ama e, gerçekten sizin desteğinizi hissettiğim çok güzel bir destek vermişsiniz çok çok teşekkür ediyorum çünkü takip safkanlarımız vardı sürpriz konumunda e, onları bulduk ama bankolar bize yaramadı olmadı e, sevgili dostlar kusura bakmayın yapacak bir şey yok bakalım e, Adana koşullarına geçelim. Bir de bir, birkaç arkadaş e, bir şeyler yazıyor. Abi diyor e, yarışlarını biraz erken vermiştin ama diyor sen, sanki senin e, şablonun aynısını hatta e, değiştirerek ederek yani e, yapanlar var diye söyledi. Biliyorum ben zaten yani e, sevgili dostlar. Yani yapacak bir şey yok. E, alıp o e, yapan yorum arkadaşlarımız olabilir. Yani sıkıntı yok. E, eğer tutturuyorlarsa bizim bankonun, senin bankonun yanında sen rakiphanesine gösterdin hatları o da söylüyor. Ee, bazı zaman e, diyorlar. Yani yapacak bir şey yok. O da e, onun şeyi. E, ben çünkü kendi bilgimi erken paylaşıyorum. Geç paylaşıyorum. İşimden dolayı geç de olabiliyor. E, sıkıntı yok. E, keşke onun e, yorumları da tutturan arkadaşlar varsa e, helal olsun diyelim. Yani inşallah tutturmuşlardır. E, sevgili olsa Yani Diyeceklerim bu kadar. Yani ben e, genç alsam bu sefer e, yani o kendi e, şeyine versin e, yani kurgusunu sonra ben vereyim diyeceğim. Bu sefer başka e, tarz yorumlar geliyor. Yani yapacak bir şey yok. Yani bugün e, saatlerimiz 20:20 gösteriyor. Şimdi müsait oldum. Şimdi e, yorumlara geçelim sevgili dostlar. Yani sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bakalım inşallah Adana, Antalya koşuları var. Antalya programını da beğendim. E bakalım inşallah yarın güzel bir netice elde ederiz. Evet, birinci koşu saatlerimiz 15'i gösterdiğinde şartlı 5 dişler. ama su 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre kuma çıkacak. 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada yani Çilkeleş baktığımız zaman Adana'da yaptığı son iki koşusu 1400'e şartlı 5 ve Handicap 17'de koştu. Ee, i̇yi bir performans aslında gösterdi. Adana'da şartlı 5'i 1400'ü kazanmıştı o gün için. Ee, i̇yi bir grupta start almıştı. Şimdi aslında grup iyi de yani burada e, burada bir tek çekindiğim Last tubli, Tulip var. Bir nolu safkanın ve de iki nolu Anadolu Eda'sı. Yani bunlar da yaman atılacak safkanlar değil. 7 için... E aslında 3 nolu çirkeleş yarın banka olarak değerlendireceğim ben. E, rakip anesinde 1 ile 2 çıkıyor ama ben 7 e, için banko. Birinci üçlü ganyan oynayacak arkadaşlar için 1 ile 2'yi de değerlendirebilirsiniz. Evet geçelim ikinci koşu 6'lı ganyanımız başlıyor. Evet e, Urfa programımız e, devam ediyor. E, biliyorsunuz orada da 8 koşu bir programımız vardı. E, birinci dörtlü ganyanımız tuttu ama pek para vermedi. 7 plase bankoyla başladık sürpriz e, konumunda çıkacak safkanlar vardı ikili için değerlendirelim diye bir bankomuzdu arkası 5-8 güzel bir ikili yakaladık 29 TL gibi e, çok çok tatlı bir para aldık sevgili dostlar bunu dile getim Urfa'da hem altılımızı da bedavaya getirmiş olduk güzel bir ikiliyle başladık Urfa'da bakalım inşallah devamı gelecek gibi görünüyor e, sevgili dostlar. Evet, e, geçelim. ikinci koşu meydanı iki yaşlı İngilizler. 1400 kum, 11 safkanımız yer alacak. Evet, burada altılı ganyanımızın ilk aya oluyor. Evet, burada benim ilk tercihim 10 nolu safkanımız olacak. Ayan kurşunla e, ilk defa dekleri 28 günlük bir araya girdi. Mehmet Salih Çelik eşliğinde piste çıkmıştı. Tay, e, tayfar kazanmıştı o gün için koşuyu. Güzel bir performans sergilemişti. E, ben Burada on nolu safkanımız hem ayağın kurşunu da ilk defa dektir. Bir İngiliz safkanı e, etkili koşacaktır. Yani alternatif bir bankoyla başlayabiliriz sevgili olsa. Bir tane bankom var. E, i̇ki tane alternatif bankomuz olacak. Burada alternatif bankoyla başlayabiliriz. E, tabii ki rakibhanesi bir nolu gibi got diyeceğiz. O da bir nolu safkanımız. O da Fatih Sultan Mehmet Sansar'a teslim edilen bir safkanımız. O da Adana pistine gerçekten iyi işlere imza atıyor. İkinci, üçüncü hanesine yazdırdı. Ve de burada iki nolu Baboş on diyeceğiz. Sami Kaplan o da ilk startında alınan şartlı biri. E, güzel bir ikincilikte taşlandırdı. Yarın bundan da bir e, iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Yani 10 alternatif banko. 1-2 de bunun rakibi olacaktır. Ben buraya 3 safkanla geçmeyi planlıyorum. Altılık ayağımızın ilk ayanı. Evet geçelim üçüncü koşu şartlı dişiler ama su dört ve yukarı Araplar 1900 metre kup. 11 safkanımız yer alacak. 8 de balık gözlüm ve de 10.000 nolu avarız ekir olarak piste çıkıyorlar. Evet burada da kuponumda 3 nolu safkanın Ercis Güzeli dün e, geçen yaptığı Şanlıurfa pistinde zaten sizlere önerdiğimiz Ferit yardımcıyla 16 boy gibi gerçekten müthiş bir fark attı koşuyu kazandı. Ama Adana'da 1400'de bir işi vardı. O zaman Furkan Çetin'le koşmuştu. 12 attı 11. oldu. Yani inanamadığım bir performans. Gerçi grupta birazcık ağır gibiydi. Şimdi bu performansınla burada ben Erciş Güzel'i sizlere alternatif banko diyeceğim. Çünkü Ahmet Çelik'i üstünde görüyoruz ikinci kez. Yarın iyi bir koşu gelecektir ikinci alternatif banko ismimiz olabilecek kalibreye sahip bir savkan. Tabii ki kötü koşması durumunda Adana performansına dayalı olarak e, sizlere bahsediyorum. 2 nolu Gömeç, bir nolu Akdeniz Rüzgarı, 4 nolu Gökçe Kızım ve de 5 nolu Kaçer Kızı. Bu safkanlara da dikkat diyebiliriz sevgili dostlar. 3-2-1-4-5 3. Koştaki sıralama. Evet geçelim dördüncü koşumuza satış 2-3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum 11 safkanımız yer alacak. Dörtlü gayemiz de bu koşuyla başlayacak. Evet burada da önereceğim 2 safkan var ama ben 5 safkanda safkanla geçeceğim. Çünkü rakip görünen safkanlar da var. Onlar kimler? 10 ee, nolu safkanımız Mehmet Salih Çelikli ilk tercihim. ikinci atım 2 iki nolu Bay Metin. <laughs> Çizgi diyeceğiz 12 yeterli gibi görünüyor. Ufak bir çila arkadaşlar değerlendirebilir. Ama burada bomba isimler. 11 nolu safkanımız Mert Ali Solmaz eşliğinde ilk defa buluştu. Dikkat. 4 nolu safkanımız e, e, Çetin başta Fesi Fesli Çetin başta 6'da 1 yaptılar. E, yani kum performansına baktığım zaman Adana'da e, en son 2 koşusu birazcık 5. 6. lıklar hanesine yazdırdı. Şimdi mesafenin kısa oluşu etkilenmezse bombayı patlatabilir. Dikkat ve 9 nolu safkanımız buna da çok çok dikkat edeceğim. Burhan Kılıç'la sevgili dostlar 10, 2, 11, 4 ve 9 4. koştaki salamı. Evet geçelim 5. koşu handikap 14 2 yaşlı İngilizler 1200 kum 5 safkanımız yer alır 2. üçlü gayrımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada Banko ismimiz gelecek. Evet koşuya baktığımız zaman ilk koşta Çil e, çilkereş e, demiştik sevgili dostlar. E, onunla beraber hatta koşmuşlardı. Yanlış hatırlamıyorsam e, Hayfan mı kazanmıştı? E, belki öteki koştaydı galiba. Yanlış hatırlıyor. Olabilirim sevgili dostlar. İkinci koşta mıydı? Evet ikinci koştaki e, yani 3 nolu safkanımızı e, yani pardon İlk Altılı Altılgan'ımızın ilk ayağında onun nolu Safkan'ımızı e, söylemiştik. ayağın Kurşun'la ilk defa deklere diye. İkincilikte ayrılmıştı ya. O koşuda e, güzel bir birincilik elde eden e, Safkan'ımız. E, o da benim banko ismim olacak. Bu koşuda Tayfar, sevgili Ayhan Kurşun'la ben e, bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. İkinci birinciliğine uzanacaktır. Ayhan'la zaten e, ilk buluşmasında güzel bir Koşu çıkartıp koşuyu kazanmıştı. Ee, o kuşta da e, kafada 10 nolu safkanımız ikinci olmuştu. Şimdi ona da ayan kurşun biniyor sevgili dostlar. İlk defa dektör oldu. Yani bu e, safkanlar yani birazcık Adana'da çok çok ön plana çıkan isimler. Tayfar e, yarın benim banko ismim olacak bir nolu safkanımız. Evet rakip bahanesini 3 ile 5 ben e, ikili için değerlendireceğim isimler olacak 5. koşuda. Evet geçelim 6. koşumuza. 6. koşumuz meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kum. 10 safkanımız yer alıyor. altı ile 7 nolu safkanlar ekül olarak piste çıkacak. Ben e, son iki ayak birazcık sürprize müsait olarak gördüm. bir nolu safkanın bongusta e, baktığımız zaman Buran Kılıç'la start alacak yaptığı son Adana işinde Buran Kılıç'la e, Malkoçtay olsun King Malkoç olsun e, bunlarla da koştu ekürlerle de koştu e, onları geçme başarısı gösterdi yine onlarla koşacak yani burada ilk çıktığı kumpisi gerçekten başarılıydı e, hatta o gün için gelmiş olsaydı çok çok sürprize imza atacaktı bir ilk tercim ikinci atım 5 nolu King Davut diyeceğim sonra 7 nolu safkanımız Kadir Demirel eşliğinde 3 nolu safkanımız e, demedi deme Müslüm Çelik eşliğinde 103 günlük aradan sonra pistlere geliyor dikkat. Ve de 8 nolu safkanımız o da ilk yarışında güzel bir üçüncülük elde etti 1200 metre kumda. Şimdi mesafenin uzaması birazcık ona yarayacak gibi görünüyor dikkat. 1 5 7 3 ve 8 sıralamam 6. koşuda. Evet geçelim son koşumuza. Handikap 16 4 ve yukarı Araplar 1300 kum. Evet 13 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada handikap 16 bir mücadele. Evet 9 nolu safkanın Feyyat Baba ile başlayacağız. Kadir Demir eşliğinde ikinci atım 8 nolu uçan kardeş Müslüm Çelikle geçen koşusu gerçekten zıpkın gibi geldi koşuyu kazandı dikkat. 10 nolu Fundo Mert Ali Solmazla 2 nolu Sakın Çağgür Ahmet Çelik eşliğinde piste çıkacak. 1 nolu safkanı e, o da Furkan Çetin'le e, dikkatimizi çekecek e, bir safkan olduğunu düşünüyorum. Sonra 5 nolu Özer'den Mehmet Nuri Sunkar'la ve de burada daha da bomba bir isim önereceğim. bomboş Güle Mehmet Keskin'le Hattat'a dikkat. 9-8-11-2-1-5 ve 13 şeklinde oluştu sıralamamız sevgili dostlar. Evet birinci koşta halkılık ayarımızın ilk ayında 10 nolu safkanımız alternatif banko dedik. İkinci koşta yine o 3 nolu safkanımız alternatif banko dedik. Ee, sonra 5. koşta da 1 nolu safkanımız e, banko oldu. Tabii ki alternatif bankola değerlendirecek arkadaşlar zaten anlattık. Ee, tayfa'nın kazandığı koşta burada e, altılı ilk ayağında 10 nolu safkanımız o koşta ikinci olmuştu. Ayan kurşun 1 nolu safkanımıza kazanmıştı. Şimdi ayan kurşunu e, bu safkana bindirdiler. Ee, bu da alternatif bir bankomuzdu. Yani bankoyla başlayıp iki bankoyla girebilirsiniz veya üç bankoyla ikinci koşuda da 3 nolu Erciş 150 önerdik. Ee, bakalım alternatif bankolarımız var, sürpriz isimlerimiz var, bankomuz var. Ee, i̇nşallah yarın güzel bir netice elde ederiz. Herkese bol şanslar diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Videomun altına beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Allah'a Allah emanet olun. Hoşçakalın.